Samsun Mübadele Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ve Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Geçici Başkanı Recep Ertorun'un ardından kürsüye çıkan Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Türkler tarih boyunca Allah'tan kutlu bir ferman almışçasına doğudan batıya doğru hep bir akın halinde olmuştur dedi. Özellikle 14. yüzyılda yoğunlaşan Balkan fetihleri ve evladı Fatih Han diye adlandırdığımız, şereflendirdiğimiz ecdat o toprakları vatan yapmayı bilmiştir. Yunanistan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin baskı altında olduğunu belirtti. Atatürk onlarca askeri ve siyasi başarıları ile tüm dünyanın takdirini kazanmış. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Saygın bir lider olarak tarihi adını altın harflerle yazdırmıştır. Batı Trakya Türklerinden Türkleri günümüzde Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş. Türk azının hakları 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile garanti altına alınmıştır. Bulgaristan Dost Partisi Ulusal Konseyi üyesi Ahmet Hüseyin ise Bulgaristan'da da asırlardır Türklere karşı oyunlar oynandığını ifade etti. Orada bizlerde de yıllardır, asırlardır bir oyunlar oynanıyor. Ama hep daha ayaktayız. Size sade misalleri vereceğim. 1879 yılında Lofça papazı Nathanael Müslüman kardeşlerimizin isimleri Bulgar ismiyle alınsın ve Bulgar ismiyle dönülsün diye baskı üstüne. Yaklaşık 100-150 bin tane kardeşimizin isimleri zorbalıkla değiştiriliyor. Ana vatan arkamızdan destek verdi. Her zaman dedi, korkmayın, beraberiz, beraber olacağız. Onun için de biz burada kalanlar minnettarız. Her zaman da minnettar olacağız. Kosova Kamu Düzeni Bakanı Mahir Yağcılar ise tarihi yanlış aktaranlara engel olunması gerektiğini ifade etti. Bilindiği gibi bugünkü bu küreselleşen dünyada tarih, kültür ve sanat toplumu yaratıcılığa ve üretkenliğe sevk eden, toplumu pozitif yönde tetikleyen unsurlar olarak toplumun aydınlatmasında ve ayakta kalmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Tarih ve doğru aktarılmış tarih toplumları dost ve bütünleşici yaptığı gibi toplumları ve halkları birbirine düşürebilen bir alete de dönüşebilir. Onun için bu konuda dikkatli ve hassas olunması gerekliliğinin ben de altını çizmek istiyorum. Oturum Başkanı Akın Üner'in Kosova Prizren'deki Türkiye Başkonsolosluk binasına yapılan Molotov kokteyli saldırı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Yağcılar, bazı gençler tarafından yapılan saldırıydı. Kimseye de fazla bir şey olmadı ama çirkin bir olaydı. Bir grubun yaptığı olay olması sebebiyle dost ilişkilerin bozulmayacağına inanıyoruz sözleriyle cevap verdi. Bu saldırı gerçekleştiren gençlere karşı tedbirler alındı ve tutuklama içerisindediler. Bu gibi olaylar her zaman dost ilişkileri zedeleyebilir ama böyle bir gruptan yapıldığından dolayı bu ilişkileri bozamayacağına inanıyoruz zaten.